Merhaba, saygıdeğer veliler ve öğretmenlerimiz. Bugün size ilk okuma yazma öğretimi ile ilgili son aşama olan metin oluşturma aşaması hakkında bilgiler vermek istiyorum. Kitapta bu hususta çok ciddi eksiklikler var. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okumaya başlıyorum kitapları incelendiğinde bir ses öğretildikten sonra ona ilişkin hecelerin bir bütün olarak verildiği, birkaç kelime oluşturuldu ve bir iki tane de cümle oluşturulup ondan sonra yeni sese geçildiği görülmektedir. Bu kısır çalışmalarla bir çocuğun okuma becerisini kazanması kolay olmaz. Bu aşamada yani kelimeler oluşturulduktan sonra cümleden sonra metin oluşturma çalışmasının burada yapılması lazımdı. Kitapta bu eksik. Bütün harflerle ilgili olarak böyle bir çalışma yapılmamış. Tam tersine her sesten sonra tekerleme niyetiyle bir çalışma konulmuş. Okuma eylemin aslında anlamlı bir iş olduğunu, okunulan şeyin bir şey anlatmak istediğini, bir mesaj verdiğini çocuklara öğretmemiz lazım. Yani okuduğu zaman insan okunan şeyde bir anlam aramalı. Ama çocuklara biz bir sesi öğrettikten sonra, bununla ilgili birkaç cümle söyledikten sonra, öğrettikten sonra maalesef tekerleme şeklinde saçma sapan kelimelerden oluşan metinler vermişiz. Burada gördüğünüz gibi Muni elin mumlu, iki kulak kumlu, okulu mokulu, mum kokulu. İyi sesine geldiğimizde yine bütün hecelerin verildiğini, birkaç kelime oluşturulduğunu ve ondan sonra yine bir tekerleme yapıldığını görüyoruz. Doğru olan ne? Şimdi size doğru olanı söylüyorum. Bir ses verildikten sonra bu sesle ilgili olarak heceleri elde ettik. Bu hecelerden de kelimeler elde ettik. Hangi kelimeleri elde ettiğimizi bir görmemiz lazım. Mesela yi sesiyle ilgili olarak ben şöyle bir önüme çalışma yaptım. Yi sesiyle ilgili olarak elde ettiğim isimler neler? Tülay, Oya, Aylin, Ayla, Koray, işte şehir olarak Malatya, Konya gibi isimler oluşabiliyor. Şu ana kadar öğrenmiş olduğu seslerle. Daha sonra yi sesiyle ilgili hangi fiiller oluşturabilirim? Ye, koy, oyna, kay, yükle, yeterli, yakala gibi çeşitli fiiller oluşabiliyor. Peki hangi isimler oluşturabiliyoruz? Materyal ismi, nesne ismi olarak. Maya, tüy, tay, yemek, kaya, kaymak, yün, yem, koyun, oyun gibi çeşitli kelimeler oluşabiliyor. Şimdi bütün bunları çıkardıktan sonra ben çocuklara anlamlı bir metin oluşturmak durumundayım. Nasıl anlamlı bir metin oluşturacağım? Birden fazla anlamlı metin oluşturabilirim. Buraya baktığım zaman kelimelerin yoğunluğuna göre farklı metinler oluşturabilirim. Oluşturduğum metinlere şöyle bir bakıyorum. Mesela Yumak isimli bir kedi ile ilgili bir metin oluşturabilirim. İşte yumak tüyüyle oynayabilir, tüyü yakalayabilir. İşte yemekle ilgili bir metin oluşturabilirim. İşte kaymak alınabilir, yemek yenilebilir. Ya da tayla ilgili bir metin oluşturabilirim. İşte taya yem atılabilir, ot atılabilir, onunla oynanabilir vesaire. Şimdi çocukların yaş itibariyle dikkatini çekmesi açısından tayla ilgili metin benim daha çok hoşuma gitti ve tayla ilgili bir metin oldu. Oluşturduğum metin Minik Tay isimli bir metin. Minik Tay. Oya o ne? O Minik Tay. Tülay ot al. Taya ot at. Ye tay ye. Otu iyi ye. Şeklinde bir metin. Metinler oluştururken özellikle cümle sayısının çok fazla olmamasına özen gösterin. Yine bu metinler içerisindeki kelimelerin 6-7 yaş grubundaki çocukların kelime dağarcığına uygun olmasına özen gösterin. Metinleri verdikten sonra çocukları metni anlamaya yönlendirmek için mutlaka metinle ilgili sorular sorun. Burada ne gibi sorular sorabilirsiniz? İşte Oya'ya kim soru sordu? Oya, Tülay'a, ata ne atmasını istedi? Gibi sorular sorabilirsiniz. Böylece çocuklar sadece okumaya değil, aynı zamanda anlamaya da yönlendirilmiş olur. Tüm öğretmen ve velilerimize kolaylıklar diliyorum.